Herkese merhaba. Ayşe Yılmaz'ın Belçika'ya Göç kanalına hoş geldiniz. Bugün Fransa'da ilk kampımızı yaptık. Burada hazır kampımızı yapmışken karavanla ilgili bilgileri unutmadan size karavanla ilgili detayları paylaşmak istiyoruz. Ben de dış ses olarak Ümit'e yardımcı olacağım. Dış ses olarak dış seslerin sorduğu soruları zaman zaman ona yönelteceğim. Ben zaten bir önceki videoda bu karavanı nasıl aldık, kimden aldık aktarmıştım. Şimdi biz bu karavanı Marketplace'te gördük, satıcıyla yazıştık. Sonrasında karavanın ev, evimize gelebilmesi adına bazı prosedürler yaptık. Neydi bunlar Ümit, tekrar hatırlatırsan? Evet, biz bireysel bir satıcıdan aldık. Karavana ilk önce plaka çıkarmamız gerekiyordu. Bizim arabayı aldığımız sigorta şirketi, sağ olsun yardımcı oluyor bize plakayı çıkardılar. Ayrı bir römork plakası var, belli bir kilonun üzerinde olduğu için. Sigortasını kendi aracımızın üzerine eklettik. Ekstra bir madde olarak karavanı da eklediler. Ondan sonra başka ne yaptık? Aracımızda çeki demiri yoktu bizim. Aracımıza çeki demiri taktırdık. Daha sonra çeki demiri taktırdıktan sonra Türkiye'deki aynı şekilde yeniden muayeneye girdik. Bunların hemen hızlıca bedellerini bahsedeyim. Plakanın çıkartılması 30 euro. Ondan sonra çeki demirini biz orijinal taktırdık 600 euro verdik. Muayenede ortalama 550 euro. Ay pardon, muayene 55 euro. Tuttu. Bir an kalbime inecekti. Evet evet 55 euro tuttu muayene. Ben şeyi soracağım burada. Ben o kısmı hatırlamıyorum. Sen onu Tim'le yürüttün. Şimdi Tim'le kim önce parayı ödeyecek? Sonra işlemler nasıl başlayacak dedik. Tim de internetten bir şey indirdi satıcı sözleşmesi ve biz ha, bir evet. ön ödeme yaptık. Çünkü bu işler de sıkıntılı işler. Bu yani bireysel satıcıdan aldığımızdan dolayı hani Tim'e tamam. Yani Tim bu arada şey bizim karavanı aldığımız karavanın eski sahibi. Tim'e dedik ki tamam biz istiyoruz. O zaman biz karavanı da görmeye gitmiştik bu arada. Ondan sonra kararımızı verdik ilk görmeyi yaptıktan sonra. Yani %10'unu depozito yatır dedi. Biz onu yatırmadan ikinci kez yeniden durumun ciddiyetine varıp yeniden görmeye gittik. <laughs> Ondan sonra bir %10'unu yatırdım. Daha sonra tüm bedeli yatırdıktan sonra o bütün evrakları bize verdi ve işte sigorta şirketine plaka için o evrakları götürdüm verdim. Ondan sonra 3 gün içerisinde plakamız geldi. Yani biz Tim'e ön ödemeyi yaptık. Akabinde e, ilk iş çeki demirinden de önce plaka konusuydu. Evet plaka olmadan trafiğe çıkamıyor çünkü. Bunun için de 30 euro ödedik. Evet. Peki bunun dışında plakadan e, plakayı e, başvurduktan sonra da aynı zamanda muayene çeki demirinin takılması için randevu aldın. Ha, evet çeki demirini yani burada Belçika'da garajda randevu ile çalışıyor maalesef yaklaşık 2 hafta sonrasına müsaitlerdi çünkü arada küçük bir tatil vardı bu randevuyu aldıktan sonra randevuyu alma, aldıktan sonra aslında öncesinde biz karavanın bütün plaka işlemlerinin satın alma işlemini gerçekleştirdik. Sağolsun ee, sağ olsun Tim yeniden karavanı bizim kapının önüne kadar getirdi. Bütün orada trikleri, detayları anlattı. İşte karavanı eski onun yaptırmadan önce işte perdeleri olsun, eski kullanılmayan karavanda onun değiştirdiği şeyler olsun. Bütün orijinal parçalarını her şeyini teslim etti bize. Peki sen çeki demiri için bizimki orijinal dedin. Bunun alternatifi var mı? Alternatifleri var. Birkaç çeşitli marka var. Ee, yani biz hani biraz garantici olsun. Çünkü arkamızda kocaman bir ev gibi bir şey çekeceğiz. Bir tonluk. Garanti olsun diye orijinalini taktırdık peki sen bayağı bir yerden fiyat baktın. Burası sanki bir tık uygun verdi. Evet. Burası uygun vermesinin sebebi bizim arabayı aldığımız yer burası aslında garaj. ben daha ilk arabayı alırken zaten fiyatı anlaş yani konuşmuştum çekilimini ama o zaman böyle fifty fifty paramız ancak arabaya yetti. Ekstra bunu yaptıramamıştık. Yani aylar önce biz aslında buraya gelmeden önce de bir karavan evet. hayalimiz vardı. Ee, o yüzden de aslında Volvo'yu aldık biz. Bir, biraz büyük bir araba olsun. Hem taşınmalarda evet. bizim eşyalarımızı taşırken destek olsun. Hem de karavan al alınması durumunda çekebilsin diye. Ee, Hazır şekil emirinden şey yapmışken aynen. şeye bahsedeyim. Arabanın özelliklerini araba 2000 e dizel. Ondan sonra 100, 50, 150 150-170 arası beygiri var. Torku yüksek. 450 ne Newton bölü metre. Şeyde, torku da yüksek olduğu için karavana çok rahat çekebiliyor. Otomatik vites araba ama hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Yani motoru güçlü, torku yüksek. Hani bizim karavanla maksimum 1 ton, içindeki eşyalı 1 ton 200 kilogram olsun. Hani şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Arabada zorlanmıyor. Öyle yakıtı da 2 katı, 3 katı derecede artmadı. İlk yaptığımız turda da gözlemlediğimiz gibi. Ne kadar arttı demiştin? Yüzde 10 mu, 20 mi? Gelirken tabii biz hani geldiğimiz yolun yarısı ana yol, yarısı şehirdi. İki saatlik yoldan geldik. Ortalama yüzde 20, yüzde 30 arttı. Yakıtı. Yakıtı, evet. Peki e, tam bu noktada yine hep kafaya şu, şey herkesin sorduğu şöyle bir soru var. İşte senin senin normal ehliyetin bu şeyi karavanı kullanmaya yetiyor mu? evet. ne demekse o yanlış bu, sordum Bizim ama Türkiye'de anladım. de çok yani Türkiye'deki kanundan herkesin bildiği kanundan bahsedeyim. Araç artı arkada çekilen remork 750 arkada remorkun kilogram olarak 750 kilogramın altındaysa araba ehliyetiyle sürebiliyorsunuz. 750 kilogramın üstündeyse toplam yüklü ağırlığı BE almanız gerekiyor. Remork için ayrı bir ehliyet almanız gerekiyor. Belçika'da ise, ya yani bu diğer Avrupa ülkelerinde de bu şekildeymiş. Burada da çok araştırdım, birçok foruma girdim. Çünkü ucu açık bir soru burada da. Araç artı arkanızdaki römorkun toplam ağırlığı 3,5 tonsa otomobil ehliyetiyle sürebiliyorsunuz. Türkiye'de bu? Arkanızdaki Türkiye'de römorkun maksimum ağırlığı 750 kilogram olmalı. Ama Avrupa sınırları içerisinde Avrupa sınırları içerisinde araç artı römorka bakıyorlar. Şöyle örnek vereyim. Bizim araba 2 ton. Römorka yani karavan da 1 ton, 3 üç ton, 3,5 üç tonun altında olduğu için biz bunu çok rahat normal otomobil ehliyetiyle sürebiliyoruz. Araba artı karavan 3,5 tonun üzerinde olursa BE sınıfı ehliyet almamız gerekiyor? Ben şunu şu, merak ettim bilmiyorum belki saçma bir soru ama polis durdurduğunda bu arabanın ve şeyin kaç ton olduğu direkt ruhsatta mı yazıyor? Tabii ruhsatta yazıyor artı otoyollarda ülke girişlerinde kilo bu kamyonlara yaptıkları gibi kantar kilogram kontrol edilen ismini tam bilmiyorum ama herkes az çok görmüştür yol kenarında yol denetim istasyonları tarzı yerler var. Orada kontrol edebiliyorlar. Böyle toparlayayım. Tekrar masraf olarak kendisine bir para verdik. 11.000 bin euro. E, 55 euro muayeneye soktuğumuz için verdik. Evet. 55 euro burada bir detaydan bahsedeyim. Normalde sadece ekletecektim çeki demirini. Çünkü araç satın alırken biz ortalama bir 4-5 ay önce aldık arabayı. E, muayene yapılıyor burada. Satış muayenesi diye bir şey var bir daha iki sene sonra yaptırmamız gerekiyor. Ama muayeneye gittiğimde ben Fransız tarafında muayeneye gittim. Orada e, bir randevu bulmuştum. Orada arkadaş dedi ki full aracı muayeneye sokmamız gerekiyor. Ben de tamam dedim. Arabayı full muayeneye soktular. Ee, sen mesela onu da bana anlatmıştın. Bir Fransız tarafına muayene aldım. Bir de Flaman tarafına ama. Ah, evet. Belçika'da muayene iki tane. Muayene yapan şirket var. Türkiye'de hani Örnek verecek olursak, TÜV Türk, tüm Türk, Türk Türkiye genelinde hakim. Burada Filamen tarafında e, ismini tam hatırlayamadım. Linkini aşağıya bırakırız. Ayrı bir şirket, Valon tarafında ayrı bir şirket var. Şimdi biz tam sınırdayız. Hani işte ya işe ya eve yakın olsun diye işte ev. Filamen tarafında iş, Valon tarafında olunca ben ikisine de baktım. Aynı güne ikisine de randevu bulabildim. Ama şey daha yakındı. Fransız tarafındaki o gün yani o sabah o tarafa gitmemiz sabahtı bir de daha uygundu Fransız tarafına gittim bu iki, randevu için yani araç muayenesi için web sitesine giriyorsunuz bir üyelik gerekmeden aracın şasi numarasını yazıp e, randevu için uygun saatleri görüp randevu alıyorsunuz zaten ilerlerken orada şeyi seçiyorsunuz işte ne için gideceğinizi genel rutin muayenesi mi ekstra bir şey mi yaptırdınız satış muayenesi mi işte kaza sonrası bir şey oldu, onun muayenesi mi gibi gibi şeyler var. Zaten randevu alırken sizi yönlendiriyor. Oraya vardığınızda da bizim Türkiye'deki gibi değil. Direkt aracınızla kendiniz şeye giriyorsunuz kontuara. Yani o araya. Orada isterseniz araçtan inin ya da isterseniz siz aracın içinde devam ediyorsunuz step step. Muayene... 3-4 kişiden geçiyorsunuz. Böyle farına bakıyor, alt takımına bakıyor, lastiklere bakıyor, motora bakıyorlar. Hızlı bir şekilde ilerliyor. En son muayene okeyse zaten sizin elinize evrakları verip çıkış bölümünde ofis var. Oraya uğrayıp pulunuzu alıyorsunuz. Yani pul, burada yeşil kağıt diyorlar. O yeşil belgenizi alıyorsunuz. Bütün bunlara 55 euro ödedin Bütün... araba Komple arabayı... Az maalesef. mı ödemişim? <gülüyor> Yoha, <gülüyor> Bu kadar anlatınca böyle daha fazla... Maalesef. Ne kadar sürdü? Toplam 40 dakika sürdü. Ee, ama şimdi şeyden dolayı... ikiye ayrılıyor muayenede de. Ben anladığım kadarıyla şeyden almışım. Otobüs, büyük araç... E, Çeki demiri olunca işte... Romork o gruptan. Otomobil kısmı daha hızlı ilerliyordu. Ama... Önümde mesela benim şey vardı, bir tane karavan vardı. Onun önünde kamyon vardı. Ben o gruptan, karavan çekidemiri olunca gruplandırmışlar. Ben hani benim işlemlerimin biraz yavaş gittiğini düşündüm. Hani diğer otomobil kısmı da yanda görebiliyorsunuz zaten orada da. Daha hızlı gidiyorlardı sanki. Anladım. Tamam. Plakaya 30 verdik. E, karavanın kendisine 11.000 euro verdik. Muayeneye 55 verdik. Bir de sigorta var. Bir de sigorta. Ben dediğim gibi e, bizim aracın biz aracı şimdi burada ilk defa araç aldığımızdan dolayı e, bir sigorta geçmişimiz yok. Ülkeyi işte şartları çok fazla bilmiyoruz. Full kasko yaptırdık. Full insurance. Şeyi de e, aynı sigortaya eklettik karavanı da. Aylık ortalama 30 euro ödeyeceğiz karavan için ekstra. Yine aynı şartlar. Burada e, çok fazla detay var, çok fazla madde var. Şeyde hani kendiniz yapıyorsanız sigorta şirketi size soracaktır. İşte şu, şunu istiyor musun, bunu istiyor musun, şunu ekleyelim, bunu ekleyin mi diye. Ama sağ olsun bizim şi sigorta şirketimiz, biz tek bir sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Size de tavsiyem tek bir şirketle çalışın. Ev sigortası, aile sigortası, Ayşe'nin arabasının sigortası, bizim e, evin arabasının sigortası Karavan sigortası... arabanın. <laughs> Aynen diyemedim. <laughs> sigortası tek kibisi insures ve hep aynı şirketle çalışıyoruz. Sağ olsun hani oradaki e, işlemlerimizi yapan arkadaş da artık hani bizi tanıdığı için ben direkt işte karavan aldım. Evraklar bunlar. Ne yapayım diye şey gönderince şu şu şey bana gönder dedi. Plakayı hemen kendisi çıkardı zaten hani ben hani bana plaka çıkar falan demedim. Ondan sonra dedi ki ben sigorta eklettim dedi bunu. Şu 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 şartlar dedi. Onu da hemen gönderdi. Yani tek bir şirketle çalışınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii sizin tercihiniz. Başka şirketleri araştırıp daha ucuzlarını bulabilirsiniz belki. Hatta Tim şey demişti sana sigorta şirketin bayağı detaylı sorular soruyor şanslısın falan dedi hatırlarsan. Ha evet evraklar kısmında çünkü hani onun istediği evrakları ben karavan aldığımız arkadaşa göndermiştim. O karavanı Hollanda'dan getirmiş, buraya getirirken yani getirmede sıkıntı yok da getirdikten sonra ortalama iki ay sürmüş işlemleri. O da bir karavan aldı, evet. aynısını bize bunu sattı. Kendi aldığı için, kendi aldığı karavan için bu kadar. Evet, iki ay sürmüş ama bizimkisi o kadar sürmedi bizimki çeki demirini bekledi aslında. Evet, çeki demirinin o randevuyu işte takılma randevusunu. Aslında çeki demire de 3-4 saatlik bir iş. Ama şeyi bekledi. Randevusunu bekledi. Biraz da yaz ayları ya. Şu an herkes çok tatil kullanıyor. Az insan, çok iş. Evet, çeki demirinde bir de hani şey standart çeki demiri değil işte hani aracınıza özel sipariş verdikleri için işte onun gelmesi, garajın uygun olması gibi gibi unsurlar var. Ona da 550 euro verdik. Evet, ona 550 euro verdik. Onun da birkaç özelliği var. Hemen e, karavan alacaklara tavsiyem. Ben çeki demirini bir tık daha ucuz olsun diye çeki demirinin elektrik bağlantısını 7 pinli dedim. Çünkü bizim karavanımız eski model 7 pinli bağlantısı. E, çocuk dedi ki 13 pinli takacağım. Ben dedim ki 7 pinli tak. O daha ucuz. Abi dedi. Ben sana dönüştürücü vereceğim. Bundan sonra artık her şey 13 binli. Hani sen başka bir şey alırsın. 13 binli olur. 7'yi 13'e çeviremeyiz ama 13'ü 7'ye çevirebilirsin dedi. Yani o da o şekilde yönlendirdi sağ olsun. Araya dönüştürücü verdi. Onu da o şekilde yaptık. Yani elektrik bağlantısı da önemli. Bir araçta bir arıza alışı. Yani dediğim gibi hani zaten orijinal. Hani arıza alışı olsun. Başka bir şey olsun. Hiçbir sıkıntı yok.